Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 18-24 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar bu hafta itibariyle güneş artık oğlak burcundan ayrılacak. 19 Ocak'ta kova burcuna geçecek. Bir ay kova burcunu aydınlatacak. Kovada satürn var, jüpiter var, merkür orada. Ee, ve sizin 12. evinizdeki geçişler bu dönemde özellikle hayatınızda maneviyatın, ruhsal konuların, biraz da hani bilinçaltınızla ilgili konuların, ön plana çıktığını gösteriyor. Daha sakin, daha yalnız, daha izole olabileceğiniz, kendinize odaklanabileceğiniz, ruhsal, bedensel, zihinsel gelişiminiz veya şifa terapi arayışlarında olabileceğiniz bir süreci başlatıyor diyebilirim. Evet bu hafta Mars Boğa burcunda, Uranüs'te birleşecek 3. evinizde. Gökyüzü aslında çok hızlı, sürprizli, biraz da stresli. Bunlar bireyselden çok aslında toplumsal alanlarla etkili. Yani piyasalarda, ekonomik alanlarda, yönetimsel yapılarda zaman zaman kontrolsüz, ani gelişmelerle heyecan yaratabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Bireysel olarak da mümkün olduğunca aslında çok fazla risk almamak gereken bir haftadayız. Yani hem fiziksel aktivitelerde hem iş girişimlerimiz hem paramızı değerlendirirken kullanırken daha sakin daha güvenli adımlar atmamız gereken bir haftadayız genelde sizin zihniniz çok hızlı ilginç fikirler üretebiliyorsunuz sezgileriniz de çok güçlü ama bazen çabuk sinirlenebiliyorsunuz ani tepkiler gösterebiliyorsunuz. Özellikle ay Perşembe ve Cuma günü boğa burcunda ilerlerken yakın çevrenizdeki kişilerle iletişimlere biraz dikkat edin. Komşuları olabilir, kardeşiniz olabilir, iş arkadaşınız olabilir. Ani çatışmalar, stresler, gerilimler oluşması mümkün. Bunun dışında böyle kazalara, sakarlıkları açık hafta. Hafta ortasından itibaren bu etki artabilir. Trafikte dikkat etmek gerekiyor araç gelişlerimiz biraz arızalanabilir. Yani bunlar olabilir. yani Telefonunuz arızalanabilir örneğin. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hafta sonu daha rahatız. Ay ikizler burcunda olacak. Evde, ailenizle, özel alanlarınızda daha duygusal paylaşımlar yapabileceğiniz, kendinizi mutlu, huzurlu hissedebileceğiniz bir hafta sonu. Özellikle maneviyatla ilgili konular, belki biraz içe dönüşler yapmak, biraz tefekkür etmek, ruhsal bir şeylerle ilgilenmek ya da sanatsal bazı çalışmalarınıza zaman ayırmak için hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Çünkü duygusal akışınız, enerji akışınız ve yaratıcılığınızın oldukça güçlü olabileceği bir hafta sonu. Ebeveynlerinizle de ilişki dinamikleriniz çok paylaşımcı olabilir, çok destekleyici olabilir sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.